Selamlar arkadaşlar. Uzman öğretmenle kızlandırılmış eğitim derslerine başlıyoruz. Öncelikle farklılaştırılmış öğretimden bahsetmemiz gerekiyor. Farklılaştırılmış öğretimde tüm öğrenciler farklıdır ve farklılaştırmayı destekleyen öğretmen sınıfındaki çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi ele almasına ve yönetmesine yardımcı olan farklı stratejiler kullanmalıdır. Burada Gartner'ın çoklu zeka teorisinden ilham aldığını söyleyebiliriz. Gardner'a göre her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler. Zeka çeşitlerinden yalnızca birine odaklanan bir öğretim tekniği veya programı bu zeka alanına sahip olmayan öğrenciler için fırsatları en aza indirebilir. Burada Tomlinson'un bir görüşü var. Tomlinson öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiğini savunur. Ayrıca Tomlinson öğrenmeyi sosyal ve işbirlikçi bir süreç olarak görmekte sınıfta olanların sorumluluğunu önce öğretmene sonra da öğrenciye yüklemektedir. Farklaştırmanın temel ögeleri var. Bunlar içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamları. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının üç alanı ise hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri. İçerik öğretim sürecinin girdisini oluşturuyor. Süreç ise öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmaya çalışmalarıyla başlıyor. Ürün öğrencinin bildiğini ortaya koymaya yönelik bireysel yorumudur. Öğretmen mesajlarına kısaca değindim. Davet mesajı için elimden geleni yapmak istiyorum ifadesini kullanabiliriz. Yatırım mesajı için Başarınız çabanızdan kaynaklandığında sizden çok çalışmanızı isteyeceğim ifadesi olabilir. Kalıcılık mesajında sizden asla vazgeçmeyeceğim yani vazgeçmemek ifadesi olabilir. Fırsat mesajında size fırsatlar sunmak istiyorum ifadesi olabilir. Düşünme mesajında da işimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim ifadesi olabilir. Farklaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler var. Bunlara kısaca değineceğiz. İstasyonlar bir konunun farklı alt bölümleri farklı istasyonlarda hazırlanır. Merkezler aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Öğrenme ajandalarında iki haftada tamamlanacak görevler ile öğrenciler kendi öğrenme hızlarında kendi öğrenme stillerini çoklu zekalarına uygun etkinlikleri tamamlar. Karmaşık öğretimde öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varır birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Yörünge çalışmalarında proje yönetiminin bireysel uygulanan şekli olarak ifade edebiliriz. Bunu da proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir. Giriş noktaları öğrenciler aynı anda farklı giriş noktalarından başlar. Bu giriş noktaları çoklu zeka alanlarına göre tasarlanmaktadır. Üst bilişsel öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Öğrenci bir giriş noktasında konuyu okuyarak başlarken bir diğerinde bir film izleyerek başlayabilir. Öğrenme sözleşmesine değinelim. Öğrencilere bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak için öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Katlı öğretim, bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılır ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanır. Grup araştırmaları öğretmen ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır. Evet eğitim programına değinelim. Bir program amaç, içerik, öğretme öğrenme süreci ve ölçme ve değerlendirme olmak üzere 4 ögeden oluşur. Program geliştirme süreci, planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme ve programa süreklilik kazandırma aşamalarından oluşur ve program türleri. Evet. Bunlara da kısaca değineceğiz. Resmi program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen programlar, resmi programa örnek gösterilebilir ve bu yönüyle de zorunlu bir özellik gösterir. Uygulamadaki program, uygulanması sırasında asıl kararı öğretmenin verdiği programdır. Test edilen program devletin hazırladığı sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsar. Örtük program, resmi formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlar. Okulun, toplumun norm ve değerlerini içerir. İhmal edilen program, resmi programda olmasına karşılık üstün görü geçilen atlanan programdır. Ekstra program, okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim ve etkinliktir gönüllülük esasına dayanır ve öğrencilerin ilgilerine cevap verir. Desteklenen program, programın desteklenmesi için sağlanan kaynakları içerir. Önerilen program, bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. Örneğin, Ulusal Eğitim Programı 2015-2022 önerilen programa örnektir. Karşıt program ise, resmi programın hedeflerinin tam karşıtını savunan kişileri yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Eğitim programı kurum içi ya da kurum dışı tüm etkinlikleri kapsar. Öğretim programı öğrenme öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını kapsar. Ders programı ise Türkçe beden eğitimi gibi bir dersin amaçlarını, içeriklerini öğrenme ve öğretme ve değerlendirme süreçlerini kapsar. Program değerlendirmede anahtar sözcük karar vermedir. Formal değerlendirmeler yapılandırılmış ve sistematik bir süreci içerirken İnformal değerlendirme günlük yaşamda karşılaşılan olaylarda ortaya çıkar ve öznellik içerir. Kavram haritaları anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar. Özel isimler yazılmaz, tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmaz, her kavram bir defa kullanılmalıdır. Zihin haritaları olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir v diyagramları teorik bilgiler ile uygulamalar arasında bağlantı kurmak için kullanılır. Kavram karikatürleri günlük hayattan bilimsel bir olayı konu alır. Karakterler olayı tartışır veya diyalog halinde olur. Yaygın kavram yanılgılarını içeren konuşmalar olur. Akran öğretiminde en fazla kullanılan yöntemler el kaldırma, flash kartlar, tarama formları tabi bu büyük gruplar için kullanılıyor. Clickers, çevrimçi yanıt sistemleri örnek verilebilir. Teknolojik uygulamaların tercih edilmesi bir taraftan öğrencinin ilgisini sürece katılımını olumlu yönde etkileyebileceği gibi bazı öğretmenler için de zahmetli ve maliyetli görünebilir. Okul dışı öğrenme, informal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Öğretimin her kademesinde beklenen sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamlarının bir arada kullanılmasıdır. Okul dışı öğrenme etkinlikleri hazırlarken içerik, yöntem, ortam ilişkisine dikkat etmek gerekir aynı zamanda disiplinler arası bir yaklaşımdır. Örneğin bir tarih dersi planlanmasında aynı zamanda müzik dersi ele alınabilir. Böylelikle öğrenciler olayları bir bütün içerisinde görür. Zaman ve emekten tasarruf edilir. Okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanabilecek bazı ölçme ve değerlendirme araçları var. Bunlar kavram haritaları, zihin haritaları, etkinlik sonrası değerlendirme, metin çözümlenmesi, Bulmacalar, gazete, poster, broşür hazırlama, fotoğraf sergisi, kompozisyon, mektup yazma. Öğrenme ürünlerini etkileyen temel unsurlar, ön koşul öğrenmeleri kapsayan öğrenci bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş özellikleri ve öğretim hizmetinin niteliğidir. Hatalar öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir. Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır ve en geniş tabanlı öğrenmeler yaparak ve yaşayarak gerçekleşir. Etkili geri bildirim sürecinde Web 2 araçları. Kahoot sınırlı geri bildirimler için daha uygundur. Örneğin doğru yanlış ve benzeri anlık geri bildirim verilebilir. Formatif ile ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir. Sokratay ile anında onaylayıcı ve ayrıntılı geri bildirim verilebilir. Çoktan seçmeli doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Edmodo'da sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkan sağlanır. Google Drive ile ortak dökümanlar oluşturulabilir. Öğrenci dökümanlar üzerinde değişiklikler yapılabilir. Ve geliyoruz öğrenme kavramına. Doğuştan gelen davranışlarımız var. Bunlar içgüdüsel ve reflexive davranışlar. Örneğin kalp kısmımızın çalışma davranışını öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. Geçici davranışlar ise alkol, ilaç, yorgunluk, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan bu etkenler ortadan kalkınca bir daha görülmeyen geçici davranışlardır. Örneğin bir çocuğun yüksek o olduğunda gösterdiği davranışlar, sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar, örneğin parmak kaldırıldığında öğretmenin kendisine söz verdiğini gören öğrencinin başka bir zaman da söz almak istediğinde parmak kaldırmasıdır. Öğrenme ürünü olan istendik davranışlar iki yolla kazandırılmaktadır: planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar, gelişigüzel kültürlenme ürünü olan davranışlar. Planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar eğitim kurumlarında örneğin okullarda bir plan çerçevesinde kazandırılmaya çalışılan istendik nitelikteki davranışlardan oluşur. Gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlar ise yaşam içerisinde kendi kendine kazanılan davranışlardır. Bireyin evde, mahallede, çevresiyle etkileşimi sonucunda kazandığı davranışları kapsar. Evet, öğrenmeyi etkileyen faktörlere geçtik. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler 1- öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler. Bunları sırasıyla ele alalım. Türe özgü hazır oluş, organizmanın bir davranışı gösterebilmesi için biyolojik donanımının uygun olmasıdır. Örneğin papağana konuşma öğretilebilir ama kargaya öğretilmez. Olgunlaşma, vücut organlarının kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilecek düzeyi gelmesidir. Genel uyarılmışlık hali ve kaygı, bireyin dışarıdan çok az uyarıcı alması ve uyarıcılara kapalı olması örneğin uyku hali, uyarılmışlık düzeyinin düşük, çok fazla uyarıcı alması örneğin panik hali, uyarılmışlık düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelir. Eski yaşantıların aktarılması burası önemli. Yeni bir becerinin öğrenilmesi büyük oranda öğrenilecek bu yeni bilgi ve beceriyle ilgili olan ön yaşantılara bağlıdır. Evet burada aktarma kavramına değinmemiz gerekiyor. Olumlu ve olumsuz aktarma. Evet olumlu aktarma örnekler üzerinden gidelim. Bisiklet kullanmayı bilen birinin motosiklet kullanmayı kolay öğrenmesi. Olumsuz aktarma ise iki parmak daktilo kullanan bireyin on parmak daktilo kullanırken zorlanması. Olumsuz aktarma da ikiye ayrılıyor. İleriye ket vurma, geriye ket vurma. Yine örnekler üzerinden gidelim. İleriye ket vurma, bireyin yeni aldığı bankamatik kartının şifresini eski bankamatik kartının şifresiyle karıştırmasın. Geriye ket vurma ise Almanca bilen bir kişinin İngilizce öğrenmeye başladıktan sonra Almanca kelimelerin anlamını unutması. Evet güdü kavramına geçelim. Güdüler bir defa ortaya çık doyurulduğunda ortadan kalkar. Yani doyurulmuş olur. Ta ki ihtiyaç hissedilen durum tekrar ortaya çıkana kadar. Dikkat! Bilincin belli bir noktada toplanması halidir. Örneğin Öğrencinin dikkatini derse yönlendirmesi gerekir. Bunun için pekiştireçler verme ya da kaygılandırma gibi yollar kullanılabilir. Evet öğretim stratejilerine geçiyoruz. Sunuş yoluyla öğretim. Tabi ben burada en önemli kısımlarını yazdım. Öğretmen merkezlidir. Tümden gelim kullanılır. Genelden özele doğru içerik vardır. Öğretmen dersin başında öğreteceği konunun ana temasını söyler. Az zamanda çok bilgi verilir kavramların ve soyut konuların öğrenimini sağladığı için daha çok ilk öğretim 5. sınıftan itibaren kullanılır. Ardışıklık, aşamalılık, bilinenden bilinmeyene ilkelerine uygun hareket edilir. Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmelerin ilişkilendirilmesi amacıyla ön örgütleyici, organize ediciler kullanılır. Yani kavram haritaları, grafik ve şema kullanılıyor. Öğretmen-öğrenci etkileşimi yoğundur. Çünkü anlatımın yanında soru-cevap tartışma teknikleri de kullanılıyor öğrenci aktivitesi düşüktür. Kalabalık sınıflar için idealdir. Zor, soyut ve karmaşık konuların öğretiminde kullanılır. Öğrencilerin ön bilgileri yeterli olmadığı durumlarda etkili olur. Ezber öğrenmeler gerçekleşebilir. Öğrencilerden dönüt almak zor olduğundan hataların düzeltilmesine imkan olmayabilir. Evet buluş yoluyla öğretime geçiyoruz. Öğrenci bilgiye kendisine ulaşmalı ve bilgiyi keşfetmelidir. Öğrenci örnekleri inceler, deney yapar, ilke tanım ve genellemelere kendisi ulaşır. Tüme varım yöntemi kullanılır. Öğretmen öğrencilerin merak duygusunu uyandıracak bir problemle derse başlar. Belli bir problemle ilgili verileri toplayıp analiz ederek sonuca ulaşmayı sağlayan güdüleyici bir yaklaşımdır. En önemli özelliği öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmasıdır. Öğrencinin sezgisel düşünmesini gerektirir. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir kavrama ve üstü hedef düzeyleri için uygundur. Zaman alır, maliyeti yüksektir, ön bilgiler yoksa amacına ulaşmaz, karmaşık bazı konularda sonuca ulaşılamayabilir, olgu öğretiminde de etkili değildir. Bunlar da dezavantajları. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim. Öğretmenin görevi uygun araştırma problemlerini belirlemektir. Tüme varım ve tümden gelim yöntemleri kullanılır. Öğretmen yol göstericidir. Problemlerin gerçek hayatta karşılaşılan problem durumları olması gerekir. Öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntem sürecini izlemesi gerekir. Amaç içeriğin aktarılması değil, öğrencilerin araştırma ve problem çözme yönteminin farkında olması ve onu gerektiğinde kullanmasıdır. Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef davranış boyutu en az uygulama ve daha üst düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla üst düzeyli zihinsel süreçlerin geliştirilmesinde en etkili stratejilerden birisidir. Sadece sınıf içerisinde değil aynı zamanda laboratuvar, atölye ve okul dışı doğal öğrenme ortamlarında kullanılabilir. Üst düzey hedeflerde kullanılır. İletişim, sorumluluk alma, kaynaklara ulaşma becerisi kazandırır. Maliyeti yüksek, zaman alır, kalabalık sınıflarda uygulanması zor, ön koşul öğrenmeleri eksik olan öğrencilerde uygulanması zordur. Bunlar da dezavantajları. Tam öğrenme stratejisi. Bir ünite tam olarak öğrenilmeden diğerine geçilmez. Her sınıfta hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrencilerin bulunduğu her öğrenci ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti sağlanırsa her öğrencinin öğrenebileceğini ve okulda tüm öğrencilerin başarılı olacağını savunur. Öğrencilerin değiştirilmez özellikleri, zeka, genel yetenek, öğrencilerin kişilik özellikleri, ailenin sosyoekonomik statüsü, değiştirilebilen özellikleri ise ön öğrenmeler. Derse karşı ilgi, tutum, başarı inancı, ipucu, pekiştireç, katılımı, dönüt, araç, gereç ve zaman. Okullar öğrencilerin değiştirilemez özelliklerini değil, değiştirilebilir özelliklerini geliştirerek öğrenmeyi sağlamalıdır. Her ünite sonunda izleme testi uygulanır. Evet, tam öğrenmesi stratejisinde tamamlayıcı öğretim etkinlikleri de var. Bunlar birebir eğitim yani özel ders, küçük gruplarla öğretim, okulda, evde ek öğretim, buna da örnek olarak ödev verebiliriz. Programlı öğretim, tekrar, kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim, eğitsel oyunlarla öğretim, bilgisayarla öğretim. Tam öğrenmenin giriş yani öğrenci niteliği ve gelişme yani öğretim hizmetinin niteliği bağımsız değişken olarak adlandırılıyor. Sonuç yani öğrenme ürünleri ise bağımlı değişken olarak adlandırılıyor. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı deneyime bağlı anlam oluşturma sürecidir. Öznel bilgiyi oluşturan yani bilgiyi yapılandıran bireydir. Nesnel bilgiyi reddeder. Öğretmen öğrencileriyle birlikte araştırır ve öğrenir. Öğretmen asla ne öğrenileceğini söylemez. Öğrenenlere bilgiye ulaşma yollarını keşfetmede yardımcı olur. Ders planları esnek olmalıdır. İş birliğine dayalı öğretim yöntemi kullanılarak öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri sağlanır. Kavram öğretimi esastır kavramlar tematik öğrenme yaklaşımı ile öğretilmektedir. Değerlendirme öğretim sonucuna değil de sürecine dönük olarak yapılır. Buna tabi portfolyoyu örnek verebiliriz. Buluş yolunda öğrenci öğretmen yönlendirmesiyle düşünerek ilke ve genellemelere ulaşırken yapılandırmacılıkta öğrenci öğretmen rehberliğinde deneyimler geçirir ve birincil bilgi kaynaklarıyla anlam üretir. Proje tabanlı öğretim yaklaşımı öğrencilerin ilgilendikleri bir konuda araştırma yapmalarını ve sonuçlarını bir raporla düzenlemelerini, sınıfta ya da yarışmada sunmalarını amaçlar. Öğrencilerin mutlaka bir ürün ya da performans ortaya koyması söz konusudur. Değerlendirme ürüne ve sürece yönelik olarak yapılır. Sergi, drama, gazete, pano ve benzeri hazırlanarak ürünler sunulur. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Problemin en önemli özelliği gerçek hayatla ilgili olmasıdır ilgi ve merak uyandırması ön koşuldur. Asıl amaç mevcut problemi çözmek değil, hayat boyu karşılaşılacak olan problemlere uygun çözüm stratejileri geliştirmektir. Burada problem araçtır. Asıl amaç belirlenen hedefe ulaşmaktır. Bu hedef, bu hedef problem çözme stratejileri geliştirmektir. Problem çözmeyi öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmektir. İçeriğin ayrıntılarına fazla önem verilmez. Beyin temelli öğrenme, gerçek problemlerin çözümüyle en iyi öğrenmenin olacağını savunur. Öğrenme beş duyu organına hitap etmelidir. Beynin her iki lobunun da kullanımı beynin kapasitesini 2 kat değil kat kat arttırmaktadır. Hızlı ve etkili öğrenme için beynin her iki lobunun da koordineli şekilde kullanılması gerekir. Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Bilinçsiz süreçlerden de yararlanılmalıdır. En az iki farklı türde belleğimiz vardır. Uzamsal bellek ve ezberleyerek öğrenme uzamsal belleğe kaydedilenler unutulmaz. Harmanlanmış öğrenme yani web destekli öğrenme etkileşimli bir deneyimdir. Çevrim içi pratik yaparak çevrim dışı dersleri pekiştirir. Eğitmenler diğer öğrencilerle istedikleri zaman ve herhangi bir cihazla iletişim kurabilirler. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı örgün eğitim ve yaygın eğitimin birleştirilmesidir. Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez. Tüm yaşam süresince devam eder. Temel amacı Bireyin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktır. Teknolojik gelişmeler ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilme, sürekli olarak kendini yenileyebilmeyi amaçlar. İşbirlikli öğrenme yaklaşımı, geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayarak başarıya birlikte ulaşmayı hedefler. Ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayanır. 2-6 kişiden oluşan heterojen gruplar oluşturulur. Burada olumlu bağlılık ve eşit başarı ilkesine değinmek gerekiyor. Olumlu bağlılık bireyin başarısını gruba, grubun başarısını bireye endeksliyor. Eşit başarı ilkesiyle her üyenin gruba katkısı kendi yetenek düzeyine göre değerlendirilmesi ve her öğrenci için eşit fırsatlara ve imkanlara sahip olunmasına dayanıyor. Değerlendirme aşaması zordur. Grup içerisinde bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek güçtür çalışmalar bir kişi üzerinde kalabilir. Ve öğretim ilkelerine geçiyoruz arkadaşlar. Hedefe uygunluk ilkesi öğretim ilkeleri içerisinde en önemli olan ilkedir. Uygulamalar hedef davranışlara uygun olmalıdır. Öğrenciye görelik ilkesi öğrencinin ilgi gelişim özellikleri bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Çoklu zeka yöntemi ve bireyselleştirilmiş öğretimi en çok savunan ve bunların uygulanması gerektiğini belirten ilkedir. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesi, öğrencinin hazır bulunmuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. Hayatilik ilkesi, ders konuları, sorunlar, araç gereçler, örnekler yakın çevreden yani hayattan alınmalıdır. Bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. Transfer ilkesi, öğrenci derste öğrendiğini farklı durumlara ve günlük hayata aktarabilmelidir. Örneğin, öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte kullanması yaparak yaşayarak öğrenme eğitimde ezberciliği ortadan kaldırır. Kalıcı ve etkili öğrenme sağlar. Ne kadar çok duyu organı işin içindeyse öğrenci o kadar iyi anlayacaktır. Ekonomiklik, öğretim hedeflerinin en kısa sürede en az emek ve maliyetle en verimli şekilde verilmesidir. Aktualite, çocuğun ülke ve dünyada gelişen son olaylara karşı ilgi duymasını sağlamak için ders konularıyla aktüel olay ve sorunlar arasında ilişki kurulmalıdır. Örneğin doğal afetleri işleyen bir öğretmen dünyada en son yaşanan doğal afetle ilişkin haberleri sınıfta okuyabilir. Açıklık ilkesi iki aşamada kendini gösteriyor. Bir, öğretmenin kullandığı dilin açık ve anlaşılır olması. iki öğrenmede birden çok duyu organına hitap edebilmektir. Örneğin anlatım yöntemini kullanan bir öğretmen tepegöz, göz, projeksiyon cihazlarında kullanarak birden çok duyu organına hitap edebilmektedir. Somuttan soyut ilgisi, Önce somut kavramlar, daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir. Örneğin, derste öğretmenin araç gelişlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın formülüne yani soyuta geçilmesi, matematik dersinde önce çubukları kullanarak onluk birlik kavramını göstermesi, sonra iki basamaklı sayılarla işlem yapılması. Bilinenden bilinmeyen ilgisi. Yeni öğretilecek bilginin becerinin önceden öğrenilenden hareket ederek öğretilmesini öngörür. Öğretmen dersi bir önceki derste işlediği konularla ilgili soru sorarak ya da o konuyu tekrar ederek başlarsa bu ilkeyle hareket etmiştir. Yakından uzağa ilkesi öğrenmeye yakın çevreden başlanır. Konularla ilgili örnekler yakın çevreden verilir. Basitten karmaşa ilkesi örneğin matematik dersinde önce bir bilinmeyenli denklemler verilir. Daha sonra iki bilinmeyenli denklemlere geçilir. Bütünlük ilkesi Çocuğun bedensel, duygusal, ruhsal ve sosyal bütün yönleriyle bir bütün olarak ele alınıp tüm yönleriyle dengeli bir biçimde geliştirilmesine dayanır. Bu ilkinin hedefi öğrencide sadece bilgi genişlemesi yaratmak değil, onun iradesini, duygusal, ahlaki ve sosyal yönelimlerini de harekete geçirerek öğretimde bütünlüğü sağlamaktır. Anlamlılık, öğrenciler öğrenmeye güdülendiğinde öğrenmeler daha etkili olur. Bunun için öğrenme konularının ne zaman, ne şekilde ve ne işe yarayacağı ve önemi açıklanır. Böylece öğrencilerde öğrenmeye yönelik beklenti ve istek oluşur. Tümden gelim bir öğrenme konusu önce genel ve ortak özellikleri, sonra da özel ve ayrıntı özellikleri ile verilir. Ve son olarak sosyallik ilkesi öğretim sürecinde insanların sosyalleşmesini ve topluma uyum sağlamasını vurgulamaktadır. Evet arkadaşlar hızlandırılmış eğitim derslerimizin ilk bölümünü tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.